Kaan Bey, merhaba. Merhabalar Kaan, nasılsın? Sesin geliyor mu? İyi. Geliyor, gayet iyi. Süper. Hocam Londra'dasınız, Aynen, zannedersem. aynen. Şu anda, evet, doğru, Londra'dayım şu anda. Zirveyi demek ki şey yapmış olsak, hani çevrim dışı gerçekleştirmiş olsak sizi bugün ağırlayamayacaktık galiba. Maalesef, maalesef öyle. Online yapmanın da bir avantajı da bu oldu galiba. Herkes her yerden rahatça konuk edebilir oldum. Gayet güzel. Bunu en iyi şekilde değerlendirdiniz zaten. Değerlendirmeye çalışıyoruz hocam. Süper. Ama siz böyle pazar gününü sizin gibi kıymetli konuklarımız bugün bize kırmadıkları için, daha doğrusu ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü pazar günü herkes için değerli, kıymetli bir zaman oluyor. Estağfurullah, rica ederim. Partilerinler için. O anlamda özel olduğunuzu şey yapmam gerekiyor yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Her zaman keyifle. Hocam girişimciliği konuşacağız, pazarlamayı konuşacağız. Ama onun öncesine gelmeden öncesinde ben biraz talk tadında Kaan Gülten kimdir diye sormak istiyorum size öncesinde. Evet, en zor soruyla başlıyorsun yani. Evet. kendimi bir dijital pazarlama, SEO odağından dijital pazarlama ve growth hacking'e geçen derken aslında bunların hepsini kendi girişimde denediğim için bunları söylüyorum. Bunlarla konusunda bir deneyim kazandım. Bunlarla ilgili bir hizmet vermiyoruz ama girişimciliğin her aşamasını 360 derece deneyimleyen bir kişi olarak girişimcilikte give back kültürüyle öğrendiklerimi anlatma, yansıtma, yol gösterme, kime nasıl faydalı olabilirim diye yaklaşma düşüncesiyle hareket ediyorum. Dolayısıyla dijital pazarlama profesyoneli girişimcilikte gönüllüsüyüm diyebilirim aslında. Hocam, peki bu girişimciliğe giriş öykünüz nasıl başladı? Ve aslında, yani benim aslında sormak istediğim bayağı bir soru var da, böyle kademe kademe yavaş yavaş Süper. bir giriş hikayenizin bir önden alabilir miyim? Nasıl başladı? Benim aslında AutoCAD'e dayanıyor. AutoCAD programını öğrendim. Daha sonra ders vermek istedim. 19 yaşında birçok mühendis, yani yüzlerce mimar, mühendis, her meslekten gruba ders verdim. Ondan sonra bunu daha insanlara nasıl ulaştırabilirim dedim. O zaman da dijitalle, web teknolojisiyle tanıştım ve internetten eğitimler, makaleler hazırlamaya başladım. Web sitesini daha fazla insanlara nasıl ulaştırabilirim dedim. O zaman da SEO ile tanıştım. SEO konusunda deneyimlerimi anlattım. O zaman da talepler doğmaya başladı. Ve bununla ilgili kitap yazdım. O da talebin patlamasını sağladı. Ondan sonra da kurumsallaşarak Webchurst ile hizmet vermeye başladık. Hocam sizin bu kurumsallaşma ile ilgili şey dediğinizi hatırlıyorum ben. Bütün her şeyi yaptığımı ve zamanımı çok fazlasıyla yetmediğini anladığımda, bir şeyleri yanlış yaptığımı ve işleri bölüştürmem gerektiğini anladığım tarzında bir şey paylaşmıştınız. O kurumsallaşmanıza karar veren süreç olduğunu söylemiştiniz diye hatırlıyorum. Kesinlikle öyle. Evet, çok doğru. Şimdi benim kurumsal bir geçmişim olmadığı için, yani eğer kurumsal bir şirkette çalışmış olsaydım girişimciliğe başlarken kurallar çok net belli olurdu. Derdim ki bu kadar ekiple başlamam lazım. Şu pozisyonda şu işlerin yapılıyor olması lazım. Dolayısıyla bazen bu bir avantaj, bazen de bir dezavantaj. Çünkü kurumsal dünyada yaşayan bir insan girişimciliği yapmanın zorluklarını çok net bilir. Çünkü o inanılmaz detaylı bir şekilde o kurumsallıkta profesyonelliği zaten deneyimlemiştir. Ama hiçbir şey bilmeden atıldığınız zaman süreç içerisinde öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben şirketi ilk kurduğum zaman sadece ben ve yanımda ilk aldığım bir çalışanım vardı. Ve o zaman her şeyi ben yapıyordum. Ve bu kadar fazla farklı pozisyon ihtiyacı olup da farklı görevlerin farklı kişilerce yürütmesi gerektiğine dair düşüncem yoktu. Belki olsaydı girişimde inanılmaz korkak yaklaşabilirdim aslında. Dediğim gibi bunu iyi analiz etmek lazım. Yani kurumsal deneyimi çok fazla olunca da çok çekimser olabiliyor insanlar. Dolayısıyla biraz da risk almak veya daha cesaretli yaklaşmak, belki her detayı çok fazla dikkat etmemek girişimcilikte başlangıçta son derece önemli. Başladığın zaman tabii ki girişimci olarak başlıyorsan, sıfırdan bir ofis kuruyorsan her şeyle sen ilgilenirsin. Temizliği, çayı, kahvesi, kargosu, faturası, telefonu, işi, ne varsa toplantısı. Ve bir süre sonra şunu demen gerekir. Ben ne kadar iş yoğunluğumu azaltırsam daha değerli bir şeye vakit harcayabilirim. Yani sen aslında şunu dediğin zaman ben hangi iş adam saat ücreti ne yapar? Veya adam ay ücreti, maaş ücreti ne yapar? Şimdi bunu değerlendirdiğim zaman diyorum ki ya benim
en alt tabakada 5 parçaya böldüğün zaman 0-20 derecede en önemsiz yapmam gereken işler ofis düzeniyle ilgili işler. Ondan sonra dedim ki bu bir sekreter ihtiyacı doğuruyor ve sekreter aldıktan sonra artık ofis düzeni, çay kahve temizlik, kargoların hazırlanması gibi işlemleri sen yapıyorsun. Bir baktım inanılmaz rahatladım ve daha verimli bir hale getirdim. Şirket büyüdü, daha karlı hale gelmeye başladı. Ondan sonra ikinci aşamada ön muhasebe ihtiyacı. Artık fatura kesmemem, ödemeleri takip etmemem, vergiyle ilgili işlerle uğraşmam gerekiyor. Ön muhasebeci alıyorsun. Ondan sonra %20 iş gücün daha azalıyor. %20-20 azalta azalta, %20-20 de üste koya koya aslında kendini konumlandırıyorsun. Bu öyle bir seviyeye geliyor ki en sonunda benim CEO aramam lazım. Şirketin tüm yönetimini devredeyim. Daha üstünde global işlere odaklanayım demeye başlıyorsun. Bu bambaşka bir boyuta getiriyor ama oldukça da keyifli. Her kademeyi, her ünvanı da aslında yaşayarak teslim ediyorsun. Değerlendirerek, öğrenerek teslim ediyorsun. Dolayısıyla orada bir hata, eksiklik, gözden kaçan bir şey olduğu zaman da sosyal medyası, yazılım ekibi her şeyine temas edip çözebiliyorsun. Bu da güzel bir yetenek olduğunu, kazanım olduğunu düşünüyorum aslında. Hocam şimdi özel bir soru soracağım. Yanlış Tabii. anladığınızı ve rahat olabileceğimi düşünerek soruyorum açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi esnaflık dediğimiz bir durum var. Yani sizin anlattığınız hikayenin içinde bakıldığı zaman da bu startup da olsa, esnaflık da olsanız ya da işte çok büyük bir holdingin yönetiminde bile olsanız aslında hiçbir şey bilmeyen ve yolculuğa başlayan bir insanın yaşaması, deneyimlemesinin artılarını olacağı bir süreç özetle bakıldığı zaman da yani imkanınız vardır. Daha işe başladığınız zaman da bu işlerle ben ilgilenmeyeyim diyebilirsiniz. O bir seçenek de var. Kesinlikle. Girmek, uğraşmak ve en basitinden onu içinde onu hissetmek çok daha farklı bir boyuta doğru işi yansıtıyor ya da götürüyor diyebiliriz belki de. Benim sormak istediğim soru şu. Esnaflıkla startup girişimciliği, yani startup kavramının böyle çok böyle günümüzde boşlukta olduğu bir durumu var. Olabildiğince zaten yayınlarda aslında onun altını net bir şekilde çizmeye çalışıyoruz ama herkesin kendince farklı bir yorumlama tarzı da oluyor. Ben bu anlamdaki görüşünüzü, düşüncenizi merak ediyorum çünkü konuyla bayağı yakından alakalısınız. Bir yatırım ağı organizasyonu üzerinde çalışıyorsunuz. Onun dışında Webçile zaten organizasyon olarak bu tarz bizim gibi projelere, bize benzer projelere her zaman desteğini esirgemiyor. Böyle bir durum da var ve girişimci kafası var bir de. Evet. Orada girişimleri destekleyen paylaşımlar yapılıyor ve siz de bu oluşumu destekliyorsunuz. Bu anlamda bu startup'ı nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani ben bir teknoloji üretmesi gereken bir modda değerlendiriyorum ama yanlış mı değerlendiriyorum acaba? Şimdi yok, doğru değerlendiriyorsun. Bu kesinlikle çok karıştırılan bir kavram. Yani esnaflık, girişimcilik ve startup. Aslında bunun ana sebebi girişimcilik kelimesi. Bundan dolayı esnaflıkla startup çok fazla iç içe kullanıldığı durumlar olabiliyor. O zaman da çiğ köfte startup'ı gibi bir terim ortaya çıkabiliyor yani. Komik bir şekilde. Burada şuna bakmak lazım. Tabii ki girişimciliğin olduğu her yerde insanlar şunu değerlendiriyor. Tamam, esnaflık, girişimcilik, yani bir adım atmak, bir ticarete girmeyi girişimcilik olarak değerlendiriyor. Ama bence girişimcilikte şu var: normal olanın dışında ekstra yapılan şeyler bence girişimcilik. Yani girişimcilik herkesin yaptığı iş yapabilmek değil. Yani çiğ köfte, diğer esnaflıklar ne sayarsan say. Kendi kafe açmak, farklı bir girişimde bulunmak, ticarete başlamak. Bunlar eğer diğerlerinden sıyrılan bir nokta varsa, yani biz buna mesela Nusret için girişimci diyebiliriz. Neden? Baktığın zaman restoran, steakhouse işletiyor ama bunu olağanın çok dışında yapıyor. Dolayısıyla girişimciliği esnaflıktan bu yönüyle ayırmak lazım. Ama startup'ı da şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor: çok hızlı ölçeklenebilen ve çok hızlı büyüyebilen iş potansiyeli. Bu açıdan baktığımız zaman da teknoloji bununla inanılmaz örtüşüyor. Yani şu var: eğer ben bir girişimci isem, girişimcide iş büyüdükçe benim personelle bunu desteklemem gerekir. Hizmetle desteklemem gerekir. Eforum, iş gücüm de buna bağlı olarak artar. Dolayısıyla çok katlanır bir hızlı büyüme gerçekleştiremem. Ama eğer startup ise, bu bir yazılım olabilir, teknoloji olabilir. Bir ayda bir müşteriye hizmet verirken ertesi ay 1.000 müşteriye hizmet verebilir. Bunun için
ekstra bir anda 100 personel almanıza gerek kalmaz. Şimdi dolayısıyla elbette ki ekstra ihtiyaçlar konular için bir iki personel, birkaç personel büyütülebilir ama buradaki ana konu startup'ın çok hızlı ölçeklenebilen, katlanarak büyüyebilen bir özelliğinin olmasıdır. Dolayısıyla güzel bir soru oldu. Bunların bu üçünün de ayrımını yapma noktasında umarım kafalardaki karışıklık gitmiştir. Hocam hızlı ölçeklenebilir olmasından kasıt mesela şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Aytunga 2016'da ben bu projeye mesela başladım. İlk işte duyurusunu ekip kuracağımı işte sosyal medyada yakın çevremle paylaştığım zaman yıl 2016'nın Ağustos'u. Şimdi o zamandan bu zamana baktığımız zaman da 4 sene geçmiş. O 4 senenin içinde proje ilk halinden çok çok kez dönüşüme uğradı ki şu an pandemi etkisiyle daha farklı bir yolculuğa doğru evriliyoruz, gidiyoruz. Her kurum ve işletme gibi. Ama şu an mesela o beklediğimiz hızlı ölçeklenme dediğimiz aşamaya gelme konusunda başarılı mıyız diye sorarsanız değiliz. Şimdi bizi bu startup olmaktan çıkartır mı algısı da oluşabilir. Durumu da olabilir. Bu bir düşünceniz nedir? Bu tamamen potansiyelle ilgili. Yani bu buna ulaşıp ulaşmama mevzusu değil aslında startup olarak değerlendirmesi. Bu potansiyelin olup olmadığıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla şöyle değerlendirecek olursak, fiziksel bir etkinlik yaptığın zaman ilk etkinlik 100 kişi çekmiş olsun, ikinci etkinlik 500, üçüncü 1000. Şimdi bunu ne kadara kadar arttırabilirsin? En fazla stadyum tutarsan herhalde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiye kadar çıkabilirsin. Dolayısıyla şimdi bunun da bir limiti var. Ama bunu dijitale taşıdığın zaman, dijitalde eğer bir ayda 100 bine, 200 bine, milyonlara ulaşabiliyorsan, bu potansiyeli kullanıyorsan bu işte startup olduğunu göstergesi. Dolayısıyla tam olarak da ayrım burada ortaya çıkıyor. Fiziksel iş yapmak veya artan talebe göre iş gücünün yoğunluğunun çok ciddi arttığı durumlarda bunu kaldırmak da ciddi bir yoğunluk ister. Yani Webchurs'ı bile, ben kendi ajansımı bile şu açıdan değerlendirebiliyorum. Webchurs tek başına dijital ajans veya tüm dijital ajanslar ölçeklenebilir mi? Hayır, ölçeklenemez. Neden? Orada her hizmet varsa, bir uzman bununla ilgileniyorsa, müşteri başına bir uzmanın ilgilenebileceği kapasite belli olduğu için artan müşteri oranında ekibi büyütmek gerekir. Nasıl ölçeklenir? Her 10-15 müşteride bir uzman olarak ölçeklenir. Ne kadara kadar gidebilirsin? Bunun sayısı yönetebileceğin güce kadar tabii ki. Arttırabilirsin ama kontrol artması ve yavaş artan bir mekanizma var. Ama bunu bir tool'a dönüştürdüğün zaman, ki şu anda yaptığımız iş bu bizim, yapay zeka ile desteklediğin zaman şu anda geliştirdiğimiz tool 50 SEO uzmanının iş gücü kadar iş çıkarabiliyor. 3 ay sonra 300 SEO uzmanı çalıştırabiliyor kadar bu yazılımın potansiyelini kullanıyor olacağız. Ve bunu her geliştirdiğimiz zaman şunu diyeceğiz. 300 SEO uzmanı dediğimiz konu yaklaşık belki 3000, 4000 müşteriye aynı anda hizmet verebiliyor olmak. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da bir tool, SEO tool'u on binlerce, yüz binlerce müşteriye hizmet verebiliyorsa işte bu ölçeklenebilir, çok hızlı büyüyüp küçülebilir anlamına geliyor. Bu açıdan potansiyel varsa startup'sın ama potansiyel yoksa, yani potansiyeli kullanamadım demek startup olmadığının göstergesi değil. Bu senin henüz beklediğin seviyeye uçmadığın anlamını gösterebilir belki de. Hocam çok teşekkür ederim. Burada ben cımbızla bir kelimeyi çektim. Dijitalde kendini gösterebilirsen ve bunu kullanabilirsin demiştiniz. Şimdi bir startup'ın en büyük problemi nedir? Finansal hareket özgürlüğünün dar olması. Dolayısıyla o finansal hareket özgürlüğünün dar olması ile birlikte ne kadar az maliyetle ne kadar çok iş yapabilirim ve ne kadar çok kişiye hitap edebilir mi kurgulaması gerekiyor girişimcinin. Bu işi yöneten, kurgulayan kişinin. Ama şöyle bir durum var. Dijitalde varlığınızı göstermek istiyorsanız artık para yapmak zorundasınız gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Yani eskiden mesela FriendFeed vardı. İşte LinkedIn'den dataları çok rahat erişim sağlayabiliyorduk. Bu kadar yani KKV dediğimiz bir durumla çok sık karşılaştığımız bir problemmiş gibi karşımıza çıkmıyordu. Ki aslında ben problem olmadığını düşünüyorum. Düşünenlerdenim. Ama birçok kişi bundan şikayetçi bir açıdan bakıldığında konunun net anlaşılmamasıyla da alakalı bir durumu da var bunun. Yani genel olarak özetlemek gerekirse dijitalde büyümek artık eskisi gibi büyük değil. Yani bundan 10 sene öncesinde belki hala bir şansımız vardı. 10 sene öncesinde zaten girenler yürüdüler, büyüdüler,
Yani çok devasa şirketler haline geldiler zaten bugün baktığımız zamanda. Ama bugün itibariyle yolculuğa yeni başlayan bir girişimin özellikle web kanadında varlığını sürdürmek isteyen, uygulama olarak varlığını sürdürmek isteyen bir girişimin hızlı hareket etmesiyle birlikte çok para yakması gerekiyor gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Yani doğru bir matematik mi yapıyor? Ben bir yerlerde bir şeyleri atladım. Doğru, ama her zaman her yerde her durumda fırsatlar vardır. Mesela bu fırsatlardan iki tanesi benim hemen sen anlatırken aklıma gelen fırsatlar. Bunlardan bir tanesi growth hacking, diğeri de kendi datanı oluşturma. Tabii ki kolay şeyler değil. İkisi de kolay değil ama mümkün şeyler. Growth hacking minimum maliyetle maksimum geri dönüşümü elde etmek. Bunu en iyi destekleyen konu zaten dijital. Dijitalde bunu çok iyi yapabiliyorsunuz. Uygun bir havuçla hedef kitleyi bir etkileşim altına alabiliyorsanız, bu growth hacking stratejisiyle hedef kitlenin sizi büyütmesini sağlayan bir hale dönüşebiliyor. İşte bunun içerisine UX girebiliyor, bunun içerisine nöromarketing girebiliyor, insanların düşünce davranışını analiz etme girebiliyor, neden etkileniyorlar o girebiliyor. Çok basit bir şey söyleyeyim, hani UX'in nasıl girdiğine dair bir haber sitesiyle rekabet halindeysiniz, onun bir köşe yazısını yüz binlerce kişi paylaşıyor, sizin haber siteniz daha küçük ölçekliyse daha fazla paylaştırmak için paylaş butonlarını nerede konumlandırırsanız yüksek etkileşim aldığını ölçersiniz. Ona göre bu paylaşımı ofisteki çalışan sayısıyla yapamayacağınız, destekleyemeyeceğiniz kadar o ufak değişimler yüz binlerce ziyaretçiyi daha fazla paylaşımda daha güçlü bir site haline getirebilir. Veya işte e-mail adresinizi yazın, ücretsiz bu kitabı indirin diye bir data oluşturabilirsiniz. İşte bunlar hep growth hacking taktikleridir ve Twitter, Facebook gibi birçok girişimin de aslında çok hızlı uygun maliyetlerle takipçilerin, hedef kitlelerin gücünü kullanarak büyümesini sağlamıştır. Yani eğer ben birine mesaj attığım zaman telefonun altında iPhone'umdan gönderildi yazıyorsa, bu da bir growth hacking tekniği baktığı zaman. Çünkü benim üzerimden bir pazarlama stratejisidir. Dolayısıyla burada açıklar ve fırsatlar her zaman vardır. Sadece daha yaratıcı ve üretken olmak gerekiyor. İkinci konu da şu, dediğin çok doğru. Artık data ulaşım maliyetleri rekabet arttıkça daha fazla artıyor. Platformlar daha fazla reklama para verilmesi için erişimi kısıtlıyorlar. Yani baktığımız zaman Facebook'un ilk kurulduğu zamanlarda 10 bin beğenisi olan bir sayfam varsa 10 binle birden içeriği gösterdiği duruma 1000 içeriği gösterdiği ve orada etkileşim olursa daha sonra diğerlerini göstermeye başladığı bir duruma geldik. Dolayısıyla bu da elimizdeki sayfamızın, hesaplarımızın gücü ne kadar olursa olsun, 200-300 bin sayfa beğenisi bile olsa 2000-3000 kişiye ancak ulaşıp ondan sonra diğerlerine eğer faydalı bir içerikse ulaşabileceğimizi gösteriyor. Bu durumda da aslında hiçbir sosyal medya platformundaki takipçinin ve beğeninin aslında bizim olmadığını anlıyoruz. LinkedIn, Twitter'ı biraz daha dışarıda bırakabiliriz bu konu aslında. Böyle bir durumda da bizim aslında yapmamız gereken şey şu. Buradaki dataları olabildiğince her etkileşimde kendi bünyemize çekebilmek. Nedir bu kendi bünyemiz? Bir remarketing datası, yani ziyarete dönüştürür ve bunun kayıtlarını tutarsanız remarketing datası elde edip çok kısa sürede hızlı geri dönüş sağlayabileceğiniz pazarlama stratejilerine ulaşabilirsiniz. İkincisi tarayıcı bildirimleri. Browser notification'ları aktif hale getirdiğiniz zaman eğer tarayıcı bildirimi almak istiyor musunuz mesajı bir şekilde farklı platformlardan, farklı takipçilerinizin sisteme üye olduktan, siteye girdikten sonra abone olup tarayıcı üzerinden gönderdiğiniz tüm bildirimleri almasını sağlayabilirsiniz. Veya e-mail kayıtları veya Meetup, Eventbrite gibi farklı platformlar üzerindeki kayıtlar. Şimdi bunlar hepsi kendi kontrolümüzdeki datalardır. Kendi yönetebileceğimiz ve kişinin rızasıyla kendisinin kayıt olduğu datalardır. Dolayısıyla eğer sosyal medya gücünüzü, sosyal medyadaki erişiminizi kalıcı bir şekilde kendi üzerinizde bir güç oluşturmaya yönelik kullanmazsanız her etkileşimde, her iletişimde, her pazarlamada aynı bütçeyi harcamak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla buna bu gözle baktığımız zaman belki maliyetleri tek seferlik karşılamayı göze alabilir duruma gelebiliyorsunuz. O da ilerisi için daha sürdürülebilir bir pazarlamaya dönüştürebiliyor sizi. Hocam şimdi ben Aytunga'dan örnek vererek bir soru soracağım. Erişim kısıtlı platformlar siz yani platformdaki üye sayısı arttıkça sizin erişeceğiniz kişi sayısını da aynı paralelde kısıtlıyorlar gibi bir tespitten bahsettiniz. Şimdi Aytunga.com'da mesela siz profil oluşturabiliyorsunuz, paylaşım yapabiliyorsunuz ve herhangi bir kısıtlama dediğimiz bir durum yok. Bizim de normalde senaryoda çizmek istediğimiz hikaye belki biraz büyüdükten sonrasında
dataları daha böyle okunabilir şekle sokup, yani daha alaka düzeyi yüksek bir biçimde ilgi alanına hedefleyerek insanları sunmak gibi bir niyetimiz vardı. Ama o yüksek seviyede, o beklediğimiz dataya erişimde başarılı olduğumuzu söyleyemem. Yani burada başarılıyız deyip de yalan konuşamam açıkçası. Ama platformlar özelinde şunu merak ediyorum ben. Yani bir platformun büyümesi için ben içeri girdiğim zaman da dijitalci olarak zaten odaklandığım şey benim hedef kitlemde erişebileceğim bir kişi var mı, bir grup var mı? Ya da bu kitlenin datasını verisine ulaşabiliyor muyum gibi bir durum var. Ama o kitlenin de baktığı şey burada benim dışımda kimler var dönüyor ve tek tük kişinin olduğu ya da takipçilerinin orada olmadığını gördüğü vakitte o alanda, o portalda, o mecrada bulunmak istemiyor gibi bir durum var. Çok doğru. Yumurta tavuk ilişkisi var aslında. Yani ortada bir bu denklemi oturtturmak, kurmak cidden zor. Az önce mesela işte etkinlik düzenlersiniz, işte yapabileceğiniz 15 tane, 20 tanedir, onun gelebileceği sayı sınırlıdır dediğiniz bir durum var. Gerçekten de 15 bin, 20 bin kişiye kadar ulaşabilirsiniz ve ondan sonra zaten ulaşacağınız insanlar yine aynı kişiler olmaya başlar. En fazlası onları paylaşmaya teşvik edecek marka bilinirliğini arttırmak ya da onlara o güveni verme konusunda ikna etmek gibi bir durum oluyor. Ama ondan sonra Evet. Burada bir çözüm var. Hemen ben yakaladım sinyali. Burada bir çözüm var. Tüm sosyal medya platformlarının aslında bu takipçi ve ilgi seviyesini sıcak tutup içeride ilgiyi yüksek tutması, online bulunmayı arttırması ve etkileşim arttırmasındaki en büyük gücü influencerlar. Yani onların desteklendiği aslında sosyal medya platformlarının kullanılmasındaki en büyük etki influencerlar diyebiliriz. Dolayısıyla influencerlar sosyal medyanın büyümesindeki en önemli unsurlar. Bunu Twitter'ın growth hacking stratejisinde de anlayabiliyoruz. YouTube'un, Instagram'ın yaptığı etkinliklerle anlayabiliyoruz veya onları teşvik etmesiyle, onlara ayrıcalık tanımasıyla anlayabiliyoruz. Twitter benzeri bir sorun birebir örtüştüğü için hemen paylaşayım. Twitter ilk kurulduğu zaman insanlar giriyor ve diyor ki yani hiçbir tanıdığım yok, kimseyi takip edemiyorum. Kayıt olduğum zaman tüyümde bir şey göremiyorum. Bana bir şey ifade etmedi diye çıkıyor. Twitter bu sorunu gördükten sonra diyor ki kayıt olma aşamasında 5 tane ünlüyü kayıt olduğun ülkeden seçmeni istiyor. 5 ünlüyü seçtiğin zaman o ünlü en çok etkileşim kuran ünlüler olduğu için senin zaman tünelinde direkt kayıtlar görmeye başlıyorsun, etkileşimler görmeye başlıyorsun. Bu da senin orada bir şeyler yapmanı tetikliyor. Dolayısıyla bu noktada belki aktif kişilerin seçilmesini sağlayarak ilerlemek, adım atmak, onların orada bir canlılık olduğunu göstermek ve de aktif kişileri oraya bağlayacak unsurlar bulmak, o platforma özel belki de influencerlar yaratmak bu süreçteki en önemli güçlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. teşekkür ediyorum hocam. Güzel. Ben biraz günümüze, bugüne dönmek istiyorum. Pandemi diye bir süreç geçiriyoruz ve yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış görmediysem hocam siz de bu olumsuz etkilenenlerden birisiniz. Geçmiş Doğru. olsun. Teşekkürler, teşekkürler. O süreç sizi nasıl etkiledi? Şimdi ben Mart ayında, Mart'ın ortası gibi ilk belirtiler başladı. Korona ile ilgili şüpheler oldu. Ama test sonuçları yaklaşık Nisan'ı buldu. O zamanlar çok hızlı değildi test sonuçları. Yani 15 gün gibi bir sürede, belki 3 hafta gibi bir sürede test sonucu da aldım ben. Ve pozitif olduğunu gördüm. O zamana kadar zaten büyük ölçüde anlamıştım belirtilerden vesaire. Bunu bir videoda da anlattım aslında ne yaşadığımı deneyim olarak. Tabii ki buradaki en büyük korku her zaman için insanlarda oluşan şey en büyük tehlike korku, endişe. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Ki bu noktada aslında her hastalıkta olduğu gibi en önemli savunma mekanizması bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini arttıran da en önemli üç şey stresten uzak durmak, iyi beslenmek ve iyi uyumak. Uyku, beslenme, stressiz yaşam. Bakın bu üçünü yaptığınız zaman en sağlıklı, en bağışıklığı güçlü bir şekilde süreci her türlü hastalıkta atlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Bazen insanlar hiç hastalığa yakalanmasa da durduk yere nefes darlığı şikayeti yaşayabiliyor.
Bu işte panikle gerçekleşiyor veya haberleri, olumsuz haberleri çok fazla dinledikçe gerçekleşiyor. Psikolojik etkisi de bunların maalesef var. Yani her belirtiyi belki psikolojik olarak bile hissedebilirsiniz. Ateşim mi çıktı, öksürüyor muyum, öksürme hissi, nefes darlığı hissi, her şey olabilir. Nabzın yükselmesi dolayısıyla bir kere bizim bu noktada kendimizi iyi yönetmemiz lazım ve bunun bir Azrail olmadığını bilmemiz lazım. Elbette ki korunalım. Başta yakın çevremize bulaştırmamak için kendimizi koruyalım. Yani insanlar bazen kendileri için çok cesur yaklaşabiliyorlar ama bunun kendileri üzerinden neleri mal olabileceğini görmezden gelebiliyorlar. O açıdan birinci sorumluluğu yakın çevremiz olarak almamıza fayda var. Çünkü burada da mesela metrolarda şu yazılır: maske takılır. Ben seni korumak için maske takıyorum. Lütfen sen de beni koru diye maske tak. Aslında doğru olan budur ama maalesef o bilinci henüz tam oluşturamadık gibi görüyorum. Bu süreci inşallah en sağlıklı şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Yani kendi açımdan yaşadığım hastalık değerlendirmesi bu. Tabii ki etkilerine girecek olursak onları da konuşabiliriz. Global anlamdaki etkileri, iş dünyası etkilerini de konuşabiliriz istersen. Müsaade sizin hocam. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Tabii ki bu ciddi bir şekilde alışkanlık değişimi yarattı. Yani ben 2016, işte 16 Mart gibiydi. İlk bu pandeminin patlak verdiği, hatta belirti hissettiğim dönemler, direkt biz eve geçtik. Yani eve ilk geçen, çalışmaya başlayan, ofis çalışmaya başlayan ilk ajanslardan biriyiz. Ve ekibe şunu söylemiştim: arkadaşlar, yıl sonuna kadar evden çalışacağız. Yıl sonuna kadar bu sürecek. Herkes zannediyor ki bir iki ayda çözülecek. Halbuki öyle değildi. Şu anda da 2021'e kadar bunu demiş olsam da 2021'in ilk çeyreği diyorum ki, bunu da uzattım önceki toplantımızda ekibe. Daha da uzatılabilir bir durum olarak görüyorum. Yani maalesef bu açıdan bakmamız lazım. Bu şu açıdan çok çok önemli. Bir durumun tespitini ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi ve o kadar erken konumlandırmaya sahip olursunuz. Hızlı konumlandırma ve hızlı adaptasyon en kritik konu iş dünyasındaki veya hayattaki, gerçek hayattaki. Çünkü insanoğlu uyum sağladığı kadar hayatta kalıyor. Uyum sağlama özelliği inanılmaz iyidir. Yani hangi ortama giderseniz, eğer Afrika'daki bir kabile arasına girin, o kabilenin yaşantısını yaşamak zorundasınız ki hayatta kalırsınız. O evlerde yaşamak zorundasınız ki hayatta kalırsınız. Dolayısıyla ya bunu her açıdan değerlendirebilirsiniz. Türkiye'nin her bir ilinde de farklı yaşantılar var. Her birindeki ortama ayak uydurmak zorundasınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi şirkete giderseniz gidin, o şirketteki yapıya, iletişim, çalışma modeline ayak uydurmak zorundasınız. Dolayısıyla ayak uydurma, uyum sağlama, insanoğlunun en önemli kullanması gereken özelliği hayatta kalmasını sağlaması için. Dolayısıyla bu noktada bazı şeylerin geçeceği düşüncesi maalesef bana çok gerçekçi gelmiyor. Elbette aşı gibi somut çözümler bu noktada kalıcı faydaları sağlayabilir. Ancak bize bu bir şey öğretiyor: virüs riski her zaman farklı şekillerde de ortaya çıkabilir. Koronanın farklı versiyonları ortaya çıkabilir. Yani bu işte önceden SARS vardı vesaire, korona türü virüsler vardı. Şimdi COVID-19, COVID-20, COVID-21 olma ihtimali olursa onlara yönelik farklı aşılar mı geliştirilecek? Şimdi bu açıdan baktığınız zaman maalesef bu bir karamsar bir model geliyor. Çok üzücü verici, üzüntü verici ama ne olursa olsun biz en kötü senaryoya hazırlanalım ki en iyi senaryonun keyfini sürebilelim. Ve en kötü senaryoda da başarılı bir şekilde hayatta kalabilelim. Bunun için de olabildiğince uzaktan çalışma, bu gibi uzaktan yöntemler, iletişimler, konferanslar, her türlü hayatın devam etmesini sağlayan, dışarıda kısıtlı arkadaşlarla buluşma, sosyal mesafeyi koruyarak buluşma, gerekli tedbirleri alarak buluşma, parklarda, bahçelerde yürüyüş, gezme, açık alanlarda spor yaşantılara devam, yeme içme kültürüne aile içerisinde, iş yaşantısını büyük ölçüde home ofislerde, internet üzerinden gerçekleştirmekte fayda var. Dolayısıyla fiziksel faaliyeti kısmadan, fiziksel faaliyeti olabildiğince hatta artırarak, olabildiğince bu tarz bir yaşama ayak uyduralım ki tüm bu sorunlar çözüldüğü zaman da mutlulukla, keyifle eski düzene geçelim. Ama eski düzenin ben eskisi kadar eski düzen olabileceğini düşünmüyorum. Tabii bunu biraz da zaman gösterecek. Hocam, peki burada ben sizi hemen soğutmadan ve pandemiden uzaklaşmadan bundan sonraki süreçte bir dönüşümün içindeyiz aslında. Bakıldığı zaman hem teknolojik anlamda bir dönüşümün içindeyiz hem de siyasal bir düzen olarak dönüşümün içindeyiz. Ve bir yandan da zaten insanların kontrolünde olmayan bir hastalık süreci dediğimiz bir durum var. Şimdi bazı
işletmelere baktığımız zaman da onların hızlı aksiyon alıp dönüşmeleri kolay bir süreç değil. Bu anlamda dijitali çok iyi doğru kullanmak konusunda da ne kadar yeterliyiz, ne kadar başarılıyız. Zaten pandemi süreci bize en çok bu konuda ne kadar boş ve hazırlıksız olduğumuzu, hatta dijital ekosistemin parçası olmamıza rağmen yeni dijitalleştirdiğimizi ya da dijital yabancılar olduğumuzu gösterdi. Şimdi bu anlamda söylemek istediklerinizi merak ediyorum ve değişmek isteyen, dönüşümü kolay geçirmek isteyen kurumlara ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi elbette bu şu açıdan bakıldığı zaman çok zor. İnsanın bilmediği bir şeyi öğrenmesi, o bilmediği bir şeyin karşısına gelmesiyle bir ışık yakılarak mümkün olur. O zaman eğer o kişinin vizyonu varsa, algılama kapasitesi varsa o ışığı görerek, değerlendirerek harekete geçer ve başarıya ulaşır. Buradan hani şu yolda bir örnek verebilirim ben aslında. Pandemiden önce yaklaşık işte Mart'ın ortası ne kadar Ocak itibariyle burada üniversitesi olan, restoran zincirleri olan bir abim, büyüğümle iletişim halindeydim ve dedim ki abi pandemi giderek artıyor. Bu noktada restoran olarak restoran zincirleri var ve gerçekten burada ün yapmış en ünlü Türklerden bir tanesi. Üniversitede kurmuş vesaire. Ne düşünüyorsun? İşte şöyle böyle çok önemsemiyor. Dedim ki yani insanların tüketim alışkanlığı değişecek. Restoranda yemektense evde hazır gıdalara gidecek. Sizde de var çeşitli gıdalar. Bunun stoğunu yapın, markete dönüştürün. Yok şu anda önemli değil. İşte e-ticaret sitesi kurun, dijitalden satışlar yapın. Dijitalden ulaşılabilir olun. İnsanlara çeşitli platformları kullanarak veya kendi altyapınızı oluşturarak. Şu anda düşünmüyoruz. Hepsini yaklaşık 6 ay sonra yapmak zorunda kaldılar. Ve ben bunu 6 ay öncesinden söylemiştim. Yani markete dönüştüler. Restoranları dediler ki neredeyse yarısı market olmuş restoran. Raflarda ürünler var. Şimdi dolayısıyla bazı şeylerin evet gösterilmesi gerekiyor, görülmesi gerekiyor. Bazı şeyler görülse de fark edilmeyebilir. Ama görüldüğü zaman fark eden kişiler açısından en azından şunu söyleyebiliriz ki daha fazla araştırarak, dijital dönüşümle ilgili bir şeyleri başarmış insanların yaptıklarını takip ederek veya bu işi yapabilecek insanlara ulaşarak neler yapabileceğini değerlendirmesi gerekiyor. E-ticaret, dijitalden iletişim, ürünlerini dijitalden satma, bunlar artık birçok hazır altyapı ile oldukça kolay. Yani birkaç günde bile kolayca bir başlangıç sergileyebilirler. Tabii ki burada önemli olan unsur şu. Verdiği hizmetin ve ürünün ne kadar dijitale adapte olabileceği. Yani bir restoran için bunu söylemek ne kadar mümkün belki. Bu noktada da tabii ki ben o zaman onu da söylemiştim buradaki büyüme. Dedim ki yani ürünleri restoranda yemek yemek istemeyebilirler kapalı alanda. Evde pişirilecek şekilde hazırlayın. Evde pişirme tarifini verin, paket ürünü şeklinde verin. Veya direkt teslimata geçin. Onu da yapmadılar. Daha sonradan tekrar 6 ay sonra bunlara başladılar. Dolayısıyla her zaman, her noktada çözümler var. Bir kere bunun bilinmesi lazım. Aklımızda bakın, bu eğer bir kilit olursa, bunun zihnimizde kalıcı bir mesaj olması lazım. Her durumda mutlaka uygun bir çözüm vardır. Bunu düşündükleri zaman insanlar arayışa geçerler. Dolayısıyla bu noktada işte o çözümün olduğunun bilincinde olmasını sağladıktan sonra harekete geçmeleri lazım ve araştırmaları lazım. Bu noktada hani ben direkt referans gösteremem şunu yapsınlar buraya gitsinler diye ama farkındalığı oluşturmak önemli şey. Her meslek grubu için ne yapıyorsa olsun mutlaka bir çözüm var. Bunu bildikten sonra gerisi gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Son olarak merak ettiğim sorum şu. Lojistik, canlı yayın platformları, e-ticaret sizin söylediğiniz gibi bugün gözde alanlar bakıldığında. Şimdi yurt dışını görüp bilen, yurt dışında faaliyet gösteren başarılı bir organizasyonu temsil ediyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'ye dışarıdan baktığınız zaman ya da buradan yurt dışına baktığınız zaman artı eksileriyle nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi maalesef dünyanın düzeninde siyasi anlamda, ülkeler arasında, ekonomik anlamda çok ciddi değişimler söz konusu ve gerçekten bunu yarın şurada olacağız, yarın şu olacak demek inanılmaz zor. O kadar dinamik bir dünyadayız ve ekonomik savaşların, siyasi savaşların ne derece olduğunu, o soğuk iletişimlerin ne derece olduğunu görebiliyoruz ve bu anlık bir şekilde her şeyi değiştirebiliyor. Yani şu anda galiba dün veya bugün ortaya çıkan bir haber, Suudi Arabistan Made in Turkey
yazan ürünleri almayacağını duyurmuş. Şimdi baktığımız zaman evet birçok engeller, birçok zorluklar, iletişim zorlukları, ticaret zorlukları karşımıza gelebiliyor. Bundan sonra da neyin geleceğini yine bilemiyoruz. Daha fazlası olabilir. Tabii ki burada şuna odaklanmak lazım. Her durumda farklı bir fırsat ve farklı bir avantaj da var. Dolayısıyla bunlara geçiş yapacak destekliğe dinamikle ulaşmamız gerekiyor. Bu noktada hani her ne kadar bir negatif durum olarak söylesek de yine de örnek almamız gereken bir konu var ki bence Kiyalı bu noktada en cüretkar adım atan markalardan birisi olmuştur. Ben hani çok mantıklı bulmadım. Geçişi daha sağlıklı alt markalarla Kiyalı destekleriyle olabilirdi ama yine de şunu gösterdi bize. Eğer insanlar ofise işe toplantılara gitmeyecekse takım elbise ihtiyacı olmadığı durumlarda markamız nasıl hayatta kalabilir? O zaman market alışverişe dönelim. Yani buradan bir ders çıkarmamız gerekiyor bizim. Yani elbette yöntem direkt Kiehl'ın markası altında bebek bezi satmak, market ürünleri satmak değildi ama şunu düşünmemiz lazım. Biz ne olursa olsun değişen şartı yönelik bir pozisyon kazanmalıyız. Ve burada bir ürün engelleniyorsa hizmet olarak nasıl var olabiliriz? Yani elbette ki çeşitli zorluklarımız var ama bunların avantajlarına odaklanmamız lazım. Şu anda ben olsam İngilizceyi ve yazılımı nasıl birinci sınıfa sokacaksınız denilebilir tabii ki ama yazılımın hani çok basit türevleri de var. Görsel olarak da yapılabilecek denklemler de var yazılımda veya oyunlaştırılmış yazılımlar da var. Birinci sınıftan itibaren çok iyi bir İngilizce ve çok iyi bir yazılım koyarım. Tüm eğitimi bunun üzerine kurgularım. Baktığımız zaman Hindistan'ın şu anda bulunduğu yerden LinkedIn üzerinden dünyanın tüm ülkelerinde tüm şirketlere teklif göndererek ulaşmaya çalışıyor olması, birçok freelancer platformlarında Hintlilerin öncelikli pozisyonda bulunması, birincisi iyi bir İngilizce biliyor olmasından, ikincisi iyi yazılım biliyor olmasından kaynaklı. İyi yazılım tabii ki tartışılır. Kalitesi görecelidir. İnanılmaz geniş bir yelpaze var. Bizim Türklerin o anlamda yazılım kalitesini daha başarılı buluyorum. Bu noktadaki fırsatları iyi değerlendirmekte fayda var. Bence gelecek açısından eğer biz bunu çok iyi görüp yazılım ve İngilizce odağında ülkemizi çok daha hızlı geliştirebilirsek sadece gençlerimizde bu iki özelliğin olması bile elbette ki diğer birçok özellik son derece önemli ama başa bunların konulması lazım ki hangi ilde olduklarının önemi olmadan Tokat, Sivas, Ardahan, İzmir, sayabileceğimiz tüm illerden dünyanın her yerine bulundukları evden internetin olması yetecek kadar yetmesiyle iş yapabilsinler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman fırsatlar, imkanlar her zaman var. Bunun neleri gerektirdiğine odaklanmak lazım. Ve gerçekten en üzücü veren şey şu ki insan bilmediği şeyleri öğrenmesi çok zordur. Fark ettiği zaman büyük bir uyanışla karşılaşıyor ve diyor ki ben bunları nasıl görmedim? Burada inanılmaz fırsat varmış, inanılmaz imkanlar varmış. Emin olun ki her yerde bu tarz imkanlar var. Biraz daha araştırmacı olarak bulmak lazım. Bu benim adıma da geçerli. Ben de sürekli araştırma içerisindeyim. Benim göremediğim, farkında olamadığım ne var diye sürekli arıyorum. Ve orada nasıl bulunabilirim, orada nasıl var olabilirim diye de çaba gösteriyorum. İşte bu dönüşüm hız araştırma ve öğrenmekten geçiyor. Bunu tavsiye ediyorum herkese. Hocam, ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Yanlış anlaşılabilir veyahut da en azından sert bir algılanmasını yumuşatabilirim açısından. Bu arada Süper bence olur. siz beni düzeltin. Ya şöyle bir faktör var. Hani az önce siz dediniz ya İngilizcenin kesinlikle birinci sınıftan itibaren öğrenilmesi gerekiyor diye. Şimdi bazı arkadaşlar hani Rusya örneğini verebilir ya da ne bileyim Çin örneğini verebilir. Hani kendi iç ekonomileriyle büyüyüp global başarıya ulaşan ülke örnekleri aslında bakıldığı zaman da. Ve kendi içlerinden kuvvetli marka çıkartmaya başarabilmiş ülkeler. Şimdi Çok doğru. Türkiye'nin de o noktada olmasını isteyen bir kitle genişçe var. Eskisinden hatta daha fazla siyasi olarak Türkiye'nin rotasının da ilerlemiş biçimiyle bakıldığında kamuoyu bu yönde tamamen meyilli bir hareket halinde. Şimdi İngilizce neden öğreniyoruz ya da öğrenmemiz faydalı sorusunda o ülkelerden en önemli farklılaştığımız nokta bizim harfimiz kendimize özgü bir harf yapısı değil. Yani dil, kelime dağarcığı olarak baktığımız zaman aslında içinde bugün çok yabancı kelimeleri fazlasıyla barındıran bir yapıya sahip ve biz adapte olmaya
odaklı bir gelişme süreci tarihte yaşadık. Ve evrimimiz bu şekilde olduğu için dünyaya adapte nasıl olabiliriz'e bakmamız gerekiyor şeklinde büyümemiz en sağlıklısıdır şeklinde yorumladığınız için aslında İngilizce öğrenmek gerekiyor, önemli dediniz diye. Ben böyle kesinlikle. Kesinlikle süper. Valla nerede yanlış anlaşılabileceğini tam anlamadım ama kesinlikle o anlamda söyledin. Doğru diyorsun. Yani hani şu var. Çin'in sesin geliyor mu hala? Geliyor geliyor hocam. Süper. Çin'in ürettiği teknolojinin bizim tarafımızdan kullanılmasını sağlayacak şey bile İngilizcedir. Neden? İngilizce dili olduğu zaman kullanabiliriz veya diğer ülkelerin. Dolayısıyla biz bir teknoloji ihracatı yapacak olursak da İngilizceyle bunu pazarlamamız lazım. Globaldeki yer insana iletişim kurmak, satış yapmak, anlaşmak, görüşmek için İngilizce olması lazım. Burada farklı bir anlam çıkmasın. Globalleşmek için global dillere sahip olmamız lazım. Gönül ister ki tüm dünya Türkçe konuşsun. Bunun için çalışalım. Benim küçüklüğümden beri söylenen, öğretmenlerimin söylediği ve aklıma kazınan bir şey vardı. Derlerdi ki hocalarım, herhalde Türkçe hocalarım derdi ve kaç sınıf hatırlamıyorum. Türkçe global olmaya en müsait dil, en uygun dil. Dolayısıyla global bir dil olacaksa Türkçe bunun için de en hazır ve en uygun dil derlerdi ve İngilizce öğrenmeyi biz ikinci plana atardık. Şimdi dolayısıyla bu şekilde düşünüp hareket etmekte fayda var. Bunu yapabiliyorsak bunu yapalım, yapamıyorsak hızlanmak ve globale ayak uydurmak adına gerekirse Çince de öğrenelim. Çin'e satış yapmak istiyorsanız, Çinli birini tavlamak istiyorsanız. Ama tabii ki bunun için İngilizce yetiyor şu anda. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de programınız, program saati zaten bir planınız, bir ziyaretiniz var diye biliyorum ben. Estağfurullah. Fazla vaktinizi çalıştırıyorum. Son mesajınız varsa almak isterim ben. Daha sonrasında şunu da belirteyim. Aytun bu Talks'ta mutlaka ayrı bir zamanda şöyle daha uzun, daha geniş bir şekilde keyif duyarım. İstiyorum ben. Keyif duyarım. Valla bu etkinlik senin bu değişen düzenin ne kadar ayak uydurduğunu çok iyi gösteren bir etkinlik ve bu sayede herkes farklı ülkelerden, farklı konumlardan zahmetsizce çok kolay bir şekilde katılabildi. İnanılmaz değerli buluyorum. Emeğin için ve ayak uydurarak da aslında rol model olduğun için tüm etkinlik camiasına tebrik ederim. Davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederim. Ben güzel sözler için tekrar bir kez daha takım arkadaşlarımıza teşekkür ederim hocam. Süper. Bu arada şunu da belirteyim izleyenlere. Bu videolar daha sonrasında ayrı ayrı kurgulanacak ve İngilizce altyazı da eklenecektir. Onu da belirteyim. Yani buradaki yapılan konuşmaları sadece biz Türkler olarak değil aslında dünyadan birisine denk gelirse onların da izleyebileceği bir noktaya taşımak isteyeceğiz takım olarak. Şahane, şahane. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben izleyenlere... teşekkür ederim. Bize zamanla selamlar. Geçiyorum hocam. Şöyle bize pazar gününde gerek katılımcılarımızla gerek izleyenler olarak zaman ayırdığınız için takım arkadaşlarım adına defalarca teşekkürlerimi sunmuş olmak isterim. Onun dışında sponsorlarımız şu an biz Nişantaşı Üniversitesi'ndeyiz, Niştova'dayız arkamda da görüldüğü gibi. Aslında burası bizim ofis olarak kullandığımız yer. Bant yayınları gerçekleştirdiğimiz yer Nişantaşı Üniversitesi'nin konferans salonuydu. Onları bu anlamdaki destekler için teşekkür ederim. Ekipman konusunda bize destek sağlayan Fotometrik 360 Aydın Karadöller abime buradan selamlarımı iletirim. Ponart Ajans bant yayınlarımızı kurgulamıştı. Onlara buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Ve son olarak şu an bu üzerinde bulunmuş olduğumuz platformun aslında sahibi Kibele Project. Biz onların şeylerini, hesaplarını bir geçici olarak bugünlük kullanıyoruz. O anlamda onları da destekleri için teşekkür ederim deyip toplu bir teşekkürle veda ediyorum ben. Süper, süper. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere, çok teşekkürler.